Kıymetli hemşerilerim, değerli başkanlarım, değerli meclis üyelerim, çok kıymetli muhtarlarım, yönetim kurulu üyelerimiz, hanımlar komisyonumuz, geleneksel her ay düzenlediğimiz derneklerdeki kahvaltı programını bugün federasyonda yapma fırsatını yakaladık. Buna elhamdülillah diyoruz. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Biliyorsunuz bölgemizin, daha doğrusu artık Türkiye'nin sınırlarını aşmış belgeselcilikte hakikaten televizyonlarda izlediğimiz çok kıymetli abim İsmail Kahraman abim aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum hepiniz adına. Şu anda çalıştayımız var, biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'yla ortak yaptığımız Gümüşhane Konakları'nın tanıtımı ve turizmine katkısı noktasında bir projemiz var. O proje gereği bu ay bir çalıştayımız var. Ben çalıştayda bulunacak abilerimize, arkadaşlarımıza, bu işte okul eğitimcilerimiz var biliyorsunuz, müdürlerimiz, başkanlarımız, icra kurulundaki arkadaşlarımız ve yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte ortak 12 kişilik bir çalıştay grubu şu anda çalıştay yapacaklar. Moderatör İsmail abim olacak. Sağ olsun. Gerçekten memleket ve millet adına yaptığı güzel hizmetleri İKTAV adı altında bir vakıfla taçlandırdı. Artık bu hizmetlerini, Tatlıkuyu'da kendi merkezi var, kütüphane açtı. Bizim Gümüşhane ile ilgili çok sağ olsun, var olsun bir sürü kitap varmış. Hiçbirisinden benim de haberim yok. Orada dikkat ediyorsanız bir köşe açtı. Arkadaşlar bence o köşeyi, kitabın köşesini bir şöyle bir gezsin. Gümüşhane ile ilgili bir en azından kaynakları görsel olarak da bir bakmış, tanımış olalım. Ayrıca İsmail abi, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sağ ol, var olun. Çalıştayımızın hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. Önemli bir proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Gümüşhane Federasyonu ile birlikte ortaklaşa yaptığı bir proje, Gümüşhane'nin konakları. Ve Gümüşhane deyince biraz durmak gerekiyor, üzerinde hassasiyetle eğilmek gerekiyor. Ama eğer iki cümleyle Gebze'den, Kocaeli'den söz etmezsek haksızlık olur. Bizim kültürümüzde hem doğduğumuz hem doyduğumuz yer bizim vatanımız. Biz ne kadar Gümüşhane'ye önem vereceksek o kadar Gebze ve Kocaeli'ye de önem veren derneksiniz, federasyonsunuz. O açıdan da tebrik etmek istiyorum sizi. Değerli davetliler, tarih bilinci, kültür bilinci, kentlilik bilinci, kente aidiyet duygusu önemli. Ama bizim medeniyetimizde sıla-i rahim kültürü vardır. Yılda bir kez ata dede memleketlerini ziyaret etmek, unutmamak, mezarları ziyaret etmek meselesi gelir. Medeniyetse eskiler tamiri bilat, terfi ibad diye ifade ederler. Yani bir uygarlığa, bir medeniyete medeniyet diyebilmek için mimarisine bakmak, yani o Gümüşhane konaklarına bakmak gerekiyor. O konaklar Gümüşhane'nin ne kadar asil, ne kadar köklü bir uygarlık ve medeniyete sahip olduğunu gösteriyor. Musikisi var oranın, yaşantısı var ve hakikaten Gümüşhane bir kültür, tarih, medeniyet. Oradan buralara gelmişiz. Kocaeli'de, Gebze'de gerçekten yaşanılacak yer, Cenab-ı Allah'ın lütfettiği bir bölge. İki denize bitişik yaylaları var. Dünyanın yüzlerce ülkesinden çok uluslu sanayi kuruluşları, sadece Türkiye'den değil dünyanın birçok bölgesinden gelen insanlarla birlikte burada yaşıyoruz. O açıdan hem Kocaeli hem Gümüşhane bir arada götürüyorsunuz. Moderatörlüğümüzde gerçekleşecek projemiz konu Gümüşhane. Ve Gümüşhane'deki birinci derecede o konaklar ve konakların değerleri, kentlilik bilinci nasıl tanıtabiliriz? Gümüşhane'yi, tabii gurbete gelmişiz, o ata dede diyarlarını yetişen gençlerimize, gelinlerimize ve damatlarımıza, çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl tanıtabiliriz konusu işlenmiş olacak. Birkaç cümlede Gümüşhane tarihinden söz etmek isterim. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'yle Anadolu'ya Türklerin girdiği ifade edilir. Ama sadece o fetih gerçekleşmiştir. Daha 1060'lı yıllarda, 1050'li yıllarda Erzurum'un, Gümüşhane'nin, Bayburt'un, Doğu Karadeniz'in, Kerkit Vadisi'nin, Harşit Vadisi'nin, Çoruh Vadisi'nin Türkler tarafından gelip iskan edildiğini biliyoruz. Daha biraz eskiye gidersek Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz döneminde İslam medeniyetinin Gümüşhane'ye kadar geldiğini görüyoruz.
ve Trabzon'un fethinden yüzlerce yıl önce Ordu Mesudiye'de kurulan Bayramlı Beyliği 1301 yılında kuruluyor. Osmanlılar 2 yıl sonra Gümüşhanesi, Trabzon'u, ordusu, Samsun'una büyük bir medeniyet getirdiğini biliyoruz. Tarih bilinci bu bakımdan önemli. Tarih bilincine de bu çalışma hizmet edecek. Öncelikle hem İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'na hem de federasyonumuza böyle anlamlı ve güzel bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyoruz. Önce sözü hanımefendilere vermek istiyorum. Söz sizin efendim. Buyursunlar. Neler söylerseniz konu başlıklarımız orada. Halime Çakmak, El Sanatları Öğretmeniyim. İlahiyat mezunuyum. Her sene baba hoca olduğu için Gümüşhane'ye silahilerim için gideriz. Hani burada bilinen en büyük işte konaklarımızdan biri Balyemez Konağı'dır. Biz bunlara gidiyoruz ama hani tarihimizi bu bize gösteriyor mu? Biz orayı bir lokanta olarak görüyoruz. Hani bir yemek yeri olarak görüyoruz. Hani daha kültürümüzü bize anlatacak tarzda farklı olması gerekirdi aslında. Hani her şey ticarete dökülmüş gibi bir şey. Yani ben oraya gittiğimde mesela hani eski atalarımın yaşamış olduğu bir konağı değil de hani bir kültürümü değil de bir işte yemek yiyip çıkabileceğim bir yer. Gerçekten şimdi eğer buraya bir el atılırsa, kültürümüzü orada daha çok gösterilirse, geçmişimiz bugüne taşınırsa çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ben Hatice Palan. Ben Kelkitli değilim. Kelkit'in geliniyim. 17 sene yaşadım. Herhalde içimizde en çok hani en son oranın nefesini alan, havasını alan benim. Dışarıdan gelen insanlara çok büyük ikram, hürmet, hizmet yaparlar. Kelkit'in insanı çok ikramlıdır. Her şeyle doğası olsun, Kelkit ayrı bir havalı. Hani Gümüşhane ama biz Kelkit'te yaşadığım için 17 sene kaldım orada. Eşimin görevi nedeniyle. Çok sevdik, çok benimsedik. Sonra oradan ayrılırken bana Kelkitli misin, hangi köyündesin diye sormaya başladılar. Artık şivemiz bile değişmişti. Çocuklarım da öyle. Yani seviyoruz Kelkit'i. Her türlü seviyorum. İnsanını çok seviyorum. Hizmetlerinden yani dışarıdan gelen bir insan hemen benim için alabiliyorlar, yabancılamıyorlar, ayırt etmiyorlar. O yüzden tarihi olarak da Gümüşhane'nin konakları, kültürü, dışarıdan gelen turistlerimiz baktığı zaman hakikaten orada hani bir Safranbolu evleri gibi olabilir. Gerçi şu anda biraz çalışmalar var, Kelkit'te yapılmış bir konak havası verilmiş Kelkit'in sokaklarına ama daha fazlası yapılabilir. O yüzden İnşallah daha iyi olacak. Biz de elimizden geldiği kadar kültürünü burada yaşatmak istiyoruz. Kadın komisyonları olarak teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, öncelikle bu çalıştayın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim Gümüşhane ve bölgesi itibariyle merkezde çok gidiş geliş hakimiyeti olmuş. Yani işte başkanın söylediği gibi Hazreti Ömer'e kadar dayanan bir medeniyetten cumhuriyete daha sonra da günümüze kadar gelmiş. Gümüşhane ve bölgesi çok çeşitli iktidarlara nasip olmuş. Yani mesela Hazreti Ömer döneminden sonra Bizanslar tekrar almış. Daha sonra Selçuklu dönemi başladığı zaman Tuğrul Bey gelmiş. Daha sonra Kanuni dönemindeki Şah İsmail dönemine kadar süreçte her türlü etnik ve mezhepsel yapıda etkisi olan bir bölgesel alan Gümüşhane. Bu vesileyle merkezde bir kentleşme olmadığı için ta ki gümüş madenlerinin kurulması süreci başladığı zaman biraz zenginleşme olduğu zaman şehirleşme, kentleşme ve buradaki konakların yapımı başlanmış ve zenginlikle birlikte bir takım ekonomik gelişmeler neticesinde değişim süreci başlıyor. Günümüze geldiğimizde orada mesela Kerkes, Şiran, Köse ve diğer Torun gibi bölgelerde ekonomik gelişmeye bağlı olarak bölgede konakların, yaşam tarzlarının değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi biz 1969'da işte 80-90'lara kadar Kelkit'in merkezinde yaşadık. Bizim orada konak olarak görülen 2-3 tane ev var. Konak olarak. Hatta bir tanesi bizim amcanın elinde yıktılar orayı. Netlik ifade etmesinler diye. İkinci konak da Aydın Doğan ve ailesine ait konaklardı. Hala kalanlar var. Şimdi ben yaşam tarzının, kentleşmenin, konakların o toplumun ekonomik ve sosyal yaşamının gelişmesine bağlı olarak geliştiğini görüyorum. Ve bizim Gümüşhane'de gümüş madenleriyle ekonomik olarak ve nüfusun çoğalmasıyla birlikte kentleşme gelişmiş. Daha sonra madenler azalınca, göçler ve değişim başlayınca efendim bu kentleşme aza indirmiştir. Burada ve biz bölgeye baktığımızda arkadaşlar birkaç kentleşmeye ait
eserlerin haricinde çok fazla konak bulamıyoruz. Mesela birçoğumuzun baktığımızda ya köyde ya da merkezde evlerimizin hepsi bacalı, düz bacalıdır. Şimdi bu niye böyle olmuş da konaklar kaç tane olmuş diye baktığımda bizim bölgenin şöyle düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Göç ve şeye değiştiği için ve Türkleşmeden sonra biraz biz şeye bağlı olarak yaşadığımız için çadır şeyine eve fazla önem verilmemiş. Daha sonra gelişmeler başlayınca bir takım konaklar yapılmış ve kentleşmenin daha yani bu evlerin daha güzel yapılması 70'lerden sonra işte göçle büyük şehirlere Almanya'dan sonra bakıyorum bugün günümüze baktığımızda herkes köylerinde güzel konaklar yapmaya başlıyor. Efendim daha kentleşmeye ait evler yapılmaya başlıyor. Sonuçta gelişmeye ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak kentleşmede buna paralel olarak geliştiğini düşünüyorum başkanım. Söze başlarken evler çok önemli evet, dedi. Yuva dedik ve bir güzel söz var. Dünyada mekan, ahirette iman. Gerçekten müthiş konaklar bunlar. Kanuni döneminin eseri ve 50 tane konak yapılıyor. Bilmiyorum ne kaç konak var orada şu an. Ben bir 3 sene önce gittim. Perişandı birkaç konak. Ben bir 20 sene önce gittim çekim yaptım. O kayıtlar var elimizde o konaklarla ilgili. Böyle bir değerli bölge orası ama sadece orası bir de konakların yaşanan medeniyete bağlı olarak da gösterişi vardır. Yani konaklar, mezarlıklar. Mesela mezarlıklar altın özlü o devletin milletin egemenliğini de gösterir. Yani siz hangi medeniyet yaşamışsa orada eğer mezarlığınız hale devam ediyorsa orada varlığınız devam ediyor demek. Konak da böyle bir şey. Şimdi bizim oradaki konaklarla mesela Selanik'teki konakların bir kısmı aynısı. Yani konak şekil yapısı itibariyle mesela Selanik'teki Atatürk'ün evi bizim oradaki konakların tipine benziyor. Yani burada bir kültür şeyi de olduğunu düşünüyorum. Ertuğrul Taşlı, ben de Yakup Hocam'ın bıraktığı yerden aslında konakların, evlerin toplumdaki ve medeniyetimizdeki yeriyle alakalı birkaç hususun üzerinde durmak istiyorum. Birincisi konak, ev, yaşam alanı. Şimdi yaşam alanı bizim ailemizin yani toplumun temel taşı olan ailenin bulunmuş olduğu mekanları ifade ediyor. Konaklarımızla ya da evlerimizle aslında medeniyetimizi ya da devletimizi de bir eşdeğer değerlendirebiliriz. Şöyle ki konaklar bir medeniyetin kimliğini ifade etmesi açısından çok önemlidir. Aslında bizim evlerimiz aynı zamanda medeniyetimizin bir kimliğidir. Yaşam tarzımızın bir kimliğidir. Peki konaklara baktığımızda neyi görüyoruz? Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Konaklar bugün yaşamış olduğumuz mekanların çok ötesinde bir fotoğraf çiziyor bize. Bir defa en az 300-400 metrekare yaşam alanı olan, dışında bahçesi olan, meyvelikleri olan bir mekandan bahsediyoruz. Şöyle bir tasvir edebiliriz konakları. Yani gezen gören arkadaşlarımız da zaten buna şahit olmuşlardır. Konakların önce bir bahçesiyle karşılaşıyoruz. Bahçede dışarıda bulunan ahırlıklar, hela ve benzeri çamaşırhane gibi bölümleri konağın içerisine almıyor. Almamış kültürümüzde. Bunu evet, evin dışında bırakmış. Konağın içerisine girdiğinizde sizi zemin kat karşılıyor. Sonra birinci kat, bazılarında da çatı kat. Yani üç katlı bir mimari durumla karşı karşıyayız. Zemin katta ise daha çok kış alanı olarak kullanılan, kiler olarak kullanılan, mutfak olarak kullanılan bölümlerle karşılaşıyoruz. Hemen üst kata çıktığımızda ise bizi bir sahanlık, sofa denilen sahanlık karşılıyor. Aslında orası Selçuklu'dan bize miras gelen bir kimliği de ifade ediyor. Hayat denilen yerler olarak, yaşam alanını ifade eden hayat. O hayatın yani ikinci kata, birinci kata çıktığımızda o hayatın sağlı sollu odalara açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında o konakta yaşayan anne, baba, dede, büyük anne ve çocuklar, torunlar yani geniş aile, Türk aile kültürünün o geniş aile yapısını bu konaklarda görmek mümkün. O yaşam alanı aslında bir otoriteyi, bir gücü de ifade ediyor. Yani konağın reisi olan babanın ya da dedenin, büyük babanın gücünü de ifade etmesi açısından çok önemli.
O güç merkez olduğu için de ailede yaşayan herkesi kendine çekiyor. Akşam olduğunda ya da işte sair zamanlarda o sofa denilen alanda o gücün yani babanın etrafında çocukların, torunların buluştuğunu görüyoruz. Ve aslında hayat o baba etrafında ve efendim konağın annesi etrafında döndüğünü görüyoruz. Bu bize aslında Osmanlı Devleti'nin veya öncesinde Selçuklu Devleti'nin de gücünü göstermesi açısından önemli. Yakup Hocam'ın da az önce ifade ettiği gibi konak şehirleşmeyle beraber, güçle beraber, ekonomik ve sosyal, kültürel gelişmişlikle beraber ortaya çıkan bir yaşam alanı. Çünkü bu yaşam alanı aslında aynı zamanda konaklar medeniyetin gücünü ortaya koyması açısından da çok önemli. Ve konaklara bir de İsmail Bey şey açısından bakmak istiyorum. Tarihi, edebiyat, sanat, kültür açısından da bakmak istiyorum. Çünkü konakların sadece bir yaşam alanı olma özelliği yok. Aslında o yaşam alanı dediğimiz şey Türk İslam kültüründe edebiyatıyla, sanatıyla, ekonomisiyle, sosyal yönüyle iç içe girmiş bir durumda. Dolayısıyla konaklarımızın edebiyata, sanata dair de bir estetik yönü var ve bir mesajı var. Yani o konakların içerisinde işte Binbir Gece masallarından Cenklere, Hazreti Ali Cenklerine, efendime söyleyeyim o büyüklerimizin etrafında duran, çünkü elektrik yok, işte televizyon yok, internet yok. Ne var? Gaz lambası etrafında o tarihi kültürel mirasımızın da çocuklara, gençlere anlatıldığı bir mekandan söz ediyoruz. Şimdi bunun gelişim sürecine baktığımız zaman çok önemli bir kıstasıyla ben incelediğimde karşılaştım. Şöyle, Sami H. Ayverdi 1903 yılında doğmuş, 1993 yılında vefat etmiş Türk Edebiyatı'nın Türk-İslam estetiği, sanatı, romanı üzerine çalışma yapmış önemli isimlerden birisi. Sami H. Ayverdi'nin romanlarında karşımıza konaklar çıkıyor. Ben inceledim aslında Gümüşhane konakları da bir yerde karşımıza çıkar mı diye ama maalesef karşılaşamadım. Yani Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Gümüşhane'den bahsediyor ama konaklara çok değinmemiş. Daha çok o Akçe'den, gümüş madenlerinden vesaireden bahsetmiş. Şimdi Sami Ayverdi'nin romanlarında konakların Osmanlı Devleti ile de özdeşleştirildiğini ve konaktan Cumhuriyete geçiş dedi hocam. Evet eyvallah. Aslında büyük bir imparatorluktan küçük bir devlete geçmiş olduk. Şimdi biz o küçük devleti yeniden dünyaya büyütmeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Burada konakların yıkılmasıyla beraber Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını da eşdeğer olarak okuyor Sami Ayverdi romanlarında. Ve diyor ki konaktan apartmana geçiş aslında Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş ya da gücün zayıflamasıyla beraber ortaya çıkan yeni bir yaşam tarzını ortaya koyuyor. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Belki üzerinde çokça durulacak bir konu ama zamanımızın kısıtlığından konaklarımız, yaşam alanlarımız aslında bizim kimliğimizdir. Bugünkü evlerimizde biz büyüklerimiz affedersin abdest alacak almakta çok zorlanıyorlar. Çünkü bizim lavabolarımız İslam Türk kültürü estetiğinde oluşturulmuş lavabolar değil. Abdesthane dediğimiz yer, o konaklarda kendini yine görüyoruz biz. Çok rahat abdest alabilecek bir pozisyon söz konusu. Ama bugün evlerimizde o yaşam alanlarını, yerini bireyselleşmiş, yani her oda var ama ortak bir alanımız yok. Ortak alan olmadığı için de aile ortak alanda bir araya gelemiyor. Dolayısıyla modernizmin, postmodernizmin getirdiği bir dayatmayla beraber evin hanesi küçülmüş bir defa. O dede, büyük baba, büyük nene ya da torunlar, gelin ya da işte damat vesaire yerini küçük aileye, çekirdek aileye bırakmış. O çekirdek ailede çocukları kendi odalarına hapsetmiş ve ailenin o temel taşı olan birliği ortadan kaldırmış. Belki bu yönüyle federasyonumuz ve siz tarihçi abilerimizin yeniden bu duyarlılığı dikkate getirerek çocuklarımızı, gençlerimizi o odalarından çıkarıp ortak yaşam alanları, konaklara geri dönemeyebiliriz. Ama en azından bu konakları yeniden restore edebiliriz. Bunları güncelleyebiliriz, gündeme taşıyabiliriz. Ve evlerimize de bu konaklarımızdan bir miras, bir örneklik alabiliriz.
ortak konak anlayışını geliştirebiliriz. Küçük evimizde, ruh olarak, anlayış olarak o konak anlayışını geliştirebiliriz. Ben bu çalışmanın bana bir katkı sunacağı düşüncesiyim. Teşekkür ediyorum. O konaklarda iki gelin, aile reisi ve her evin banyosu, hayat tarzı dediğimiz ortadaki salon ve mutlu aileler. Bir de alt katta hayvanlarımız değil mi? Evet. Küçük ve büyükbaş hayvanlar. Peki şimdi ne oldu? Ve devletimizin de politikası dikey mimariden yatay mimariye geçti. Güzel bir husus. Derneğimiz, federasyonumuz çok önemli bir proje yürütüyor. Ve bugün Anadolu'yu gezdiğimizde, Doğu Karadeniz bölgesini gezdiğimizde devasa binalar, 3 katlı, 5 katlı, yılda bir kez 10 gün kalamadığımız yaylalara 3 kat, 5 kat binalar yapmışız. Ben inanıyorum hem bu Çalıştay hem de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile yürütülen bu olayın hem devlet politikasına uygun dikey mimariden eski yatay mimariye doğru geçişe de bir rapor sunacağına inanıyorum ve kampanya başlatılmasını istiyorum değerli başkanım. Bu sadece Gümüşhane konakları değil, biz artık konak mimarisine neden yatay mimariye geçilmesi gerektiğinin de altını çizmiş olalım. Yer çok var ama gönüller daraldı. Efendim söz almak hemen, muhtarım size biraz buyurun. Ben 1968 Gümüşhane Torur Köstereköy'ü doğumluyum. 79'dan beri Gebze'de meslek ediyorum. Bulunduğum mahallenin 4. dönem muhtarıyım. Fırsat buldukça memleketimizi gidip ziyaret etmek istiyoruz, gidiyoruz. Hatta şöyle bir tavsiyem var. Her sene belirli zamanlarda böyle toplu bir şekilde turlar düzenleyerek memleketimizi çoluk çocuğumuzla beraber gidip ziyaret etmeyi tavsiye ediyorum derneğimize. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet söz al. Buyurun. Tanıtalım ama ismimizi de bakalım. Buyurun. Gümüşhane Seyfettin Özdemir ismim. Gümüşhane Şiran doğumluyum. Sürücü kursu işletmecisi. Aynı zamanda da memleketli olan diyaloğumuz her yaz döneminde uzun süre gidip ikamet etmekteyim. Hatta geçtiğimin bir bölüm orada geçmiştim. Bu konaklar deyince değerli arkadaşlar tabii ki bu şehir kent üzerine konuşuluyor da örneğin bizim yaşam kültürümüzde her köyün bir konağı vardı. Bu estetik olarak bu şu anlamı ifade ediyordu. Yani bir Giresun'dan heyet geldiğinde ağırlanabilecek konumda olması. Köyde. Tabii yani diyelim ki bir görüşme ya da bir ticaret. Her köyde var mıydı? Bizim şu anda bizim kendimizin var. Yolutaş'tan var örneğin. Ki belli köylerde hala var. Biz şimdi Gümüşhane merkezi konuştuğumuz için aslında anlamını çok da ifade edememiş gibi olduk. Ama orada şu da oluyordu değerli abim. Mesela köyün ya da o bölgenin sorunları o odada konuşuluyordu. İnsanlar hani birliklerini orada sağlıyordu. Önemli kararlar orada alınıyordu. Etkinlikler orada yapılıyordu. Tabii kültürel anlamda yani diyelim bizler gibi gençlerin yetiştiği odalar da var. Yani orada bir kültürü empoze etme merkeziydi. Bizim gördüğümüz buydu. Şimdi sadece yani mimari baktığımızda hangi özelliğe sahip nasıl olması gerekir? Bunu İstanbul'dan giden gençlere ne verebilir? Buradan baktığımızda çok şey veremez. Ama anlamıyla birlikte ifade ettiğimiz zaman asıl orası önemli. Diyorum işte orada toplu yaşam biçiminin hazırlarla. Toplu yaşam biçiminin egemen olduğu yıllarda ben mesela 1962 doğumluyum ama yani kültürel olarak da o kültürle büyüdüm. Örneğin yaka giymem benim mesela açık olamazdı. Yani kısa böyle bir, yani biz bu odalarda öğrendik. Doğru, kapıda bilir miyiz? Köy odalarında şimdi şeyler, çaylar hazır. Bu anlamda önerimi de söyleyeyim. Devletimiz, siyasetçilerimizin, kaymakamlıkların ve valilerin, bu işte iş adamlarımızın yani katkısı olmadan da bu projeler çok böyle yani ele tutulacak proje haline getirilemez. Mümkünse iş adamlarımız, siyasetçilerimiz bunlar destek olursa gerçekten bizim için de çok anlam ifade eder. Çünkü biz kültürümüzü, asıl yaşam kültürümüzü gerek manevi anlamda gerek oralardan almıştık. Yani sahada, sokakta bize çok şey öğretilmedi. Orada bir büyüğün yanında nasıl oturulacağını öğretildi. Yaşam biçimi olaraktan işte sosyal yardımlaşma, dayanışma biçimlerini biz hep o şehirlerimizden aldık, merkezlerimizden. Onun için de bu çalışmaları yapan federasyonumuza gerçekten de hemşeriler olaraktan elimizden gelen her türlü desteği verme adına ama yine diyorum yerinde özellikle de sergi mi olur, nasıl olur bizim illerimizde, ilçelerimizde, gençlerimiz gittiğinde oradan bir algı oluşturabilsin. Yani bir şeyler görebilsin. Onun anlamını da
artık nasıl ifade edebileceksek o şekilde ifade edersek gerçekten de o zaman belki o şeyi yakalamış oluruz diye düşünüyorum. Ne kadar güzel tespit etti değil mi? Şimdi misafirliğe gidiyoruz. Evlerde misafir odalarımız var hanımefendiler değil mi? Titretiyorsunuz ama kirletmeyin. Misafir geliyor mu? Gelen misafiri alıp otele götürüyor. Zaten misafirlik kültürü yok. Gelse de herkes elinde telefonla kendi dünyasında. O köy konakları bir nevi okuldu gibi diyor. Ona ne kadar büyük ihtiyacımız var. Buyurun. Öyle bir şey daha ifade edeyim. Az önce ağırdan falan bahsettiniz de. Ben biraz da bir geçtiğim orada geçtiysem özellikle merakım çoktu. Mesela diyelim kamyoncuydu babam daha doğrusu. Birçok köyümüzü kentimizde gezen, geçmiş olan birisi olarak da. Mesela bu hani hayvanların ahırı falan diyoruz ya. Aslında onu kendi kullanma amacında değil. Az önce verdiğim gibi Kars'tan, Erzurum'dan ya da Giresun'dan bir heyet geldiği zaman atıyla işte şeyiyle ağırlanabilecek konumda olabilmesi. Yani bu özellik buradandır. Tabii ki şehir konaklarının ben Gümüşhane, Şiran olduğum için Gümüşhane'deki konakların ne anlama geldiğini çok bilmem. Belki mimar olaraktan zengin birisi yapmıştır ama bizim burada zenginlikle alakası yok, ihtiyaç gibi. O günün kültürüne dair bir ihtiyaç olarak onu görmüştük. O şekilde biliyorum. İnşallah o kıvamı yine yakalarız. İnşallah. Ben. Mikail Bey siz teknik insansınız değil mi? Mühendislik? İnşaat mühendisi. İnşaat mühendisi. Hiç, asıl siz konuşmanız lazım değil mi? Ben bir inşaat mühendisi olarak konaklarını ifade eder. Özelde Gümüşhane konakları, genelde konaklarımız yaşam hayatımızın geçtiği yerler. Buyurun efendim. Yani tabii hocalarımın söylediği gibi konakların asıl amacına ve nedenlerine baktığımız zaman aslında bunlar aslında köylerde çok görülmüyor. Bu amaca uygun bir yapılaşma hiç görülmüyor. Mesela hocam çok güzel bahsetti. Konakların içerisinde bir bahçeli ev gibi, onun girişinde işte ahırım olduğunda, işte bir evin içine girdiğinde aslında geniş geniş odaların ve her odaya özgü bir banyonun ve WC'nin belki içinde barındığı güzel bir yaşam alanı. Ama şahsen ben bizim köye bakıyorum, öyle bir ev hiç göremedim yani. Ama köy odası vardır. Köy odası var. Şunu demek istiyorum. Aslında Osmanlı döneminde aslında atalarımızdan güzel bir miras bize kalmış ama onu biz yani toplum olarak içimize sindirememişiz. Ben mesela bunu zaman zaman İç Anadolu'ya bazı yerlere gittiğimde öyle avlulu bahçeli evler gördüğümde çok imreniyordum yani. Diyordum ki bizim köyde ya benim kapının evin dışına adım attığında yol adım atıyorsun. Yani böyle çocuğunla, ailenle dışarıda güneş alayım dediğinde yolun ortasına bir tane sandalye koyuyor öyle hava alabiliyorsun. Aslında baktığın zaman demek ki aslında özümüze özgü bir yapılaşma da olmamış köylerde. Ya da bununla ilgili aslında güzel projeler de geliştirdim. Aslında belki bir nebze de olsun orada yaşayan insanların oradan biraz daha hızlı uzaklaşmasının sebeplerinden bir tanesi de yaşam şartlarının ve aile yapısının çok da aslında özüme özgü bir oturmamasından da ben bulabiliyorum. Çünkü şahsen ben görüyordum biz çocukluğumuz köyde geçerken yani her evde bizim köyü ben mesela dikkate aldığımda ya 1980'lerde 70'li yıllarda evlerin içerisinde ahırların bile olduğunu görebiliyorduk mesela. Yani Halbistan daha böyle modeline yakın böyle insanların daha hoşnut olacağı bir şey. Tabii ikinci bir konu da burada en önemli noktalardan bir tanesi bizim konakların amacını toplumumuzda yaşatabilmek. Yani bu da nedir işte dediğiniz gibi çok geniş evler yapılabilir. Ama yeni yetişen nesilimize, çocuklarımıza biz gelenek ve örflerimizi anlatmazsak onların bir amacı da olmuyor. Çünkü bu da şuradan geçiyor, bizlerden geçiyor. Belki federasyonumuzun, derneklerimizin de bir numaralı amacı bu olması lazım. Bizleri burada belli zamanlarda organizasyonlarla götürüp oradaki akrabalık bağlarının ve hemşericilik ya da işte diyelim ki bağlarını güçlendirmemiz lazım. Çünkü insanoğlu bizim mesela bakıyorum şu an evlerde kimse hiçbirimiz bir yakın misafirimizi misafir edemiyoruz. Niye? Çünkü bir evde ancak bir aile yaşar mantığı ön plana çıkmaya başladı. Halbuki eskiden bizim köylerde 10 aile de gelse o aile tamamen o aileyi misafir edebiliyordu. O ailenin mesela bir ayda kalsa, iki ayda kalsa kimse usanmadan baş tacı yani eder ona tüm hizmetlerini yerine getirebilirdi. Ama şehircilik, modern şehircilik öyle bir noktaya getirdi ki insanları birbirinden uzaklaştırıyor. Şimdi az önce siz de söylediniz ya misafir geldiğinde otelde randevu alıyor, rezervasyon yaptırıyorsun, otelde konaklatıyorsun. Ne kadar acı bir olay mesela. Aslında bu örfümüz, adetimize uygun bir yapı değil işte. İşte bizim, bu da nereden başlıyor? Bence çocuklarımız ve nesili yetiştirmekle başlıyor. Yani akrabalık duygularını güçlendirip ve misafir ağırlama ve akrabaya hizmet duygularını yeşerirsek bence
O zaman işte konakçılığın da ihtiyaç olduğunu hissedeceğiz. Niye? Çünkü o zaman şunu diyeceğiz. Ya biz 2+1'e değil, 3+1 değil de bize işte 4+1 bir ev lazım. Niye? Çünkü bizim durmadan misafirimiz gelecek, bizim akrabalarımız gelecek, eşimiz, dostumuz geleceğiz. Biz beraber bu çatı altında yatacağız, beraber yiyeceğiz, beraber yaşayacağız. Düşüncesini ön plana çıkarmamız lazım. Bu da bunun için de inşallah federasyonumuzla beraber bu konaklarımızı gezip, bu konaklarımızın yaşam tarzlarını biz öğrenip, inşallah kendimize model istedip, biz de o düşünceyle yeni bir yapı ve inşa edip orada yaşamayı amaçlarız inşallah. Evet, buyurun sizi alalım. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel ifade ettiniz. Orada altını çizeceğimiz en önemli husus misafirlik noktası, o konaklar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Şemsettin Yılmaz, ben de tarih öğretmeniyim hocam. Siz de tarihten, Gümüşhane'nin tarihiyle ilgili birkaç şeyler söylediniz. Ertuğrul hocam, Yakup hocam, onlar da tarihten bahsetti. Biz tarihi önemsediğimiz için aslında bugün buradayız. Dolayısıyla önce tarihimizi inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tarihimizi bilmeden konakları inşa etmenin çok fazla bir anlam ifade edeceğini düşünmüyorum. Az önce bahsettiğinizde 1071'de Malazgirt'le Anadolu'da İslamiyet'in hızla yayıldığını söylemiştik aslında. Hocam da söyledi. 1051-1054 yıllarında İbrahim İnal ve Selçuklu komutanı Tuğrul Bey'in put almış, özellikle bizim Gümüşhane den Şebin Karahisar'dan Ordu'ya kadar ilerliyorlar. Ve orada İslam kültürüyle Türk kültürünü birleştiriyorlar. Bu Kutalmış da bahsettiğimiz, belki arkadaşlarımız özellikle son dönemde bir dizimiz var, Diriliş Ertuğrul diye. O Süleyman Şah'ın dedesi, o Kutalmış dediğimiz. Dolayısıyla aslında Selçukluların büyük bir komutanı ve orada tekke ve zaviye tarzı İslamiyet'in anlatıldığı küçük yapılar oluşturuyor. Ve insanlar onun etrafında toplanıyorlar. Sonrasında Ertuğrul hocamın bahsettiği o cenk kitaplarının okutulduğu, köy odalarının ve misafirhanelerin oluşturulduğu bir yapı söz konusu. Belki ekonomiye bağlı olarak ya da sosyal yaşam desteğine bağlı olarak her ne kadar konak kültürü, mimari tarzda ortaya çıkmamış olsa bile Ertuğrul hocamın, ki biz hayat dediğimiz o salonlarda büyüdük. Bugün salon, hol, koridor dediğimiz yerlerin adını biz köyde herkes hayat olarak bilirdi. Ve dediği gibi bütün odaların kapısı hayata açılırdı. Yani ortak yaşam alanına. Şimdi konak inşa etmekten ziyade önceliğimizi hocamlar ifade etti, tekrar etmek istemiyorum esasında. Önce insan inşa etme üzerine kurmamız lazım. Çocuklarımızın gönlüne o konakları inşa etmemiz lazım ki sonrasında estetik anlamda mimari bir takım çalışmalar yapabilelim. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Yani çocuklarımız işte bugünün teknolojik ya da internet çağı, bilişim çağı dediğimiz çağla çocuklarımız anne ve babamızdan uzaklaştı. Kendi çocuklarımız bizden uzaklaştı. Artık anneye babaya da gerek kalmadığı gibi dedeyi ve büyük babayı, yani o geniş aile dediğimiz aileyi bilen hiç kalmadı. Şimdi bir düğüne gidiyoruz, bir cenazeye gidiyoruz, bir organizasyona gidiyoruz. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Çocuklarımızı götürmüyoruz. Kendimiz gidiyoruz. Tek başımıza çıkıp gidiyoruz. Dolayısıyla ben hocamın ne yenge hanımı, çocuklarını, hiçbirini tanımıyorum. Benim çocuklarım da sizden birisinin çocuklarını tanımıyor. Yani biz sadece bunu televizyon ekranlarına ya da iletişim, bilişim çağına bağlarsak büyük bir hata yaparız. Çünkü bu hatayı biz aslında kendimiz yapıyoruz. Şurada, şu toplumda, şu cemiyette bulunan, ben şahsım adına söylüyorum, yapan arkadaşlara da tebrik ediyorum. Gerçekten dediğimin dışında uygulama yapan arkadaşlar varsa onlara da teşekkür ediyorum. Biz kendimiz çocuklarımızı kendimizden uzaklaştırıyoruz. Yani konak inşa etmeden önce o konağın içini doldurabileceğimiz manevi atmosferde, ki geleceğimiz, tarihten bahsettik, geleceğimiz o çocuklarımıza emanet.
biz o çocuklarımızı ne kadar mükemmel ve tarihini, geçmişini, adetini, örfünü bilen çocuklar olarak yetiştirirsek, büyüğüne küçüğüne saygıyı o ortamda, konak ortamında, o hayat ortamında yetiştirebilirsek, o zaman konağı gönülde inşa ettiğimiz zaman fiziki anlamda, çevreye bağlı olarak da çok daha estetik, mimari eserlerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Önce çocuklarımızın gönlüne girmemiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Evet. Gönüle girmek, gönül insanı olmak ve tarih dedi. Tarih bilgi olarak tanımlandı. Arapça bir kelime, hocalarım iyi biliyorlar. Bilgidir. En güzel tarihi Türkçe ifade etmişlerdir. Yabancılar history, hikayedir ama bizim tarihimiz gerçektir, bilgidir, her şeydir. İnşallah gönüllerde o konakları inşa ederiz. İnşallah. İsmail abi, sizin tarihiniz nereden geliyor? Şimdi sorduğu için Kandazoğulları derler. Bizim soyadımız Kahraman. Ve nedir bu Kandazoğulları, neyin nesidir diye girince beyefendiye ulaştık 20 sene önce. Biraz daha geriye doğru gittim, köyün tarihini araştırmaya başladım. Esfiye'nin Dikmen Köyü, bugünkü Soğukpınar beldesi. Arşiv belgelerine girdik, 550 yıllık, 1585-1515 tarihli kayıtları arşiv belgelerine girdiğimde aynen şu tabir. Bayramoğlu nahiyesi köyün adı o dönem. Kaç kişi yaşadığı belli. Torol kazasına bağlı Trabzon vilayetinin nahiye merkezi diyor. Köstere Köyü. Köse. Oradan gelinmiş yani. Ve oraya gelinmiş ve orada belgeler ortada. Sonra ulaştık. Yani şu at bin asalet aradı ecdat. Yani asalet önemli. Asalet tarihtir, bilgidir, dostluktur. Ve siz dernek başkanlarımız gerçekten bu asaletleri, tarihi, geçmişi öğretecek insanlarsınız. Hem federasyon başkanımıza hem katılımcılara çok teşekkür ediyoruz ki güzel bir çalıştay bu. Buradan çıkacak sonuçlar inşallah bir rapor halinde ilgili ve yetkililere ulaşır. Kürt'ün, iki tane Kürt'üm var. Öz Kürt'üne baraj yapıldığı için Kürt'ün ismi Uluköy'e verildi, ilçe oldu, Kürt'ün oldu. Kürt'üne bir Kürt ailesi gelmiş. Kürt ailesi. Kürt'üne. Ve bu Kürt'ün ailesi diye girelim oradan. Bakın beyler, bizim boylarımız var. Bak Kandazoğlu dedik. Orada Tahmazoğlu var. İşte birçok beyler, aşiretler var. Kürt'ün beyi, bir büyük Çepni beyi. O kadar önemli Çepni beyi ki bu Orta Asya'dan, Maveraünnehir'den, Horasan'dan gelmiş yüzlerce geliyor ve orada medeniyetini kuruyor Kürt'ün beyi. Daha henüz Trabzon fethedilmiyor. Tarihler 1552, pardon, tarihler 1352. Kürt'ün Çepni Bey'i, Fethi Ahmet Bey, o Harşit'ten aşağı geliyor. Bugünkü Bedrema Kalesi, Tribolu, Tripoli'dir, üç şehir anlamına. Bedrema Kalesi, şehrin merkezindeki kale Espiandos Kalesi'dir. Ve üç şehirdir. O bir tane en önemli şehir Bedrema Kalesi'dir. Ve Bedrema Kalesi'ni Fethi Ahmet Bey 1352 yılında fethediyor. 1461'den seneler önce. Ve orada Çepni Beyliğini kuruyor. Bir Kürt'ün beyler beyi. Yani bir Çepni boyudur. Orta Asya'dan gelmiştir. Ve Fetih Ahmet Bey, Kürt'ün beyi, Fetih Ahmet Bey'in mezarı Bedrema Kalesi'nin eteklerindedir ama bugün çörçöp halindedir. Size tarihi görev düşüyor. O Bedrema Kalesi'nin eteğindeki o tarihi mezarlıktaki Fetih Ahmet Bey'e sahip çıkalım. Söz sizin. Buyurun efendim. Elif Atay, Gümüşhane, Kürt'ün Karaçukur köyündenim. Ben daha 3 senedir yeni bir ev yaptığımız için oraya gitme şansımız oluyor ailece. Çocuklarım herhalde benden daha çok yaşıyordur orada. Yazın anneanne ve dedesiyle gidiyorlar. Orada işte yaşıyorlar. Ama bizim bahsettiğiniz o konaklardan ben görmedim. Zaten orada pek yaşamadığım için bilmiyorum da. Ama Gümüşhane merkezde dediği gibi ablalarımın Balyemez konağını biliyoruz ama dediğiniz usul kafe, sanki bir kafe usulüne çevrilmiş. Millet yiyip içip geziyor ama konağın kültürünü biz bilmiyoruz. Yaşamadım, görmedim. Hani biz burada büyüdük. O nedenle ilk önce bize tanıtmanız gerekecek herhalde. İnşallah güzel olur. Hüseyin Yılmaz, emekli öğretmen. Ben esas şimdi kızımın söylediği gibi yayla kültüründen bahsetmek istiyorum. Çünkü Torun ve Kürt'ün ilçelerini daha çok yayla kültürü tanınır. Kelkit Şiran'da bu kadar etkiler değildir ama iki ilçemizde yayla kültürü önemli.
Şimdi bizim çocukluğumuz dönemindeki yayla kültürü de şu anda çok farklı. Bilakis binalar konusunda. Biz eskiden yaylalarda evlere biz kelif derdik. Bilmiyorum bilen arkadaşlarımız var mı? Affedersiniz hayvanlar bir tarafta, insanlar bir tarafta yaşardı ama hiçbir rahatsızlık olmazdı. Onu tam bir anlatır mısınız o kelifinizi, yayla evinizi? Evet. Bir tarafta kapıdan girdiğiniz zaman sol taraf hayvanlara aitti. Bölünmüşler her yer. Sağ tarafta insanların oturduğu, ayrıca hayvanların üstüne doğru da bir yatak yerleri yapılırdı. İşte son 10 kişi, 1 kişi gelsin yatabilecek bir seviyedeydi. Betondan, demirlerden mi? Değil. Neydi? Ahşaptan, tolaş, ahşap ve ahşap. Üstü de hartama dedi, siz bilirsiniz. Hartama ile kaplı. Yani böyle saçma. Nasıl hartama ne demek? Buyurun. Ağaçtan ince ayrılmış saç biçiminde, şöyle el biçiminde bunları birleştirerek evlerin üstüne kapatırdı. Bunu siz de bilirsiniz. Benim dede sanatı. Yani, hartamacıydı. Laden ağacından oluşan işlek bir ağaç var. Ben bile hartama çektiğimi hatırlarım. O zaman bütün evler böyle yapılmıştı. Ama şimdi maalesef artık gösteriş olsun diye dönmüşler. Yaylalarda 3 katlı, 4 katlı evler yapıyorlar. Yani inşallah bunu da yasakladılar. Bunun önüne geçerler. Eski düzene döneriz diyor. Teşekkür ediyorum. Hartama nasıl çekildirdi? Çürümez miydi? Buyurun. Hartama güzel böyle rahat yaralacak ağaçlardan yapılıyordu. Genişliği 2-3 milim kalınlığı 2-3 milim, genişliği bu kadar bu boyda. Sıra sıra böyle diziliyordu. Ondan yağmur gidiyordu. Aşağıya 3 milim bıçaklar var tıkır tıkır geçiriyordu. Yine bir tarihe not düşelim. Bu yaylaları maalesef betonlaştırdık. Aynen. Ama bu betonlaştırmaya sadece vatandaşlar olarak vatandaş sebebi olmadı. Yöneticilerimiz de yıkacağız dendi, kıracağız dendi. Yıkarak bir yere gitmek olmaz. Bu hartama dediğimiz olay 80 yıl hiç çürümeden yaşıyor. Keşke devlet yöneticilerimiz yaylalara bir proje verseydi. Deseydi ki ben size ahşap veriyorum. Kesinlikle beton gelmeyecek. Çünkü beton 5 yılda gidiyor yaylada. 2500 metre eksi 30 derecelik soğukta durmuyor. Yayla evlerini keşke o hartamadan yere duvarlarla yapılmış bir tarafa ahır, diğer tarafından rüzgar alan, hayatın bizatihi kendisi olan evler gibi ahşap kereste verseydi de devlet yöneticilerimiz betonlaşmasaydı biraz da onlara hafif göndermiş. Doğru rakamasa diye türküsü bile var. Ben o zaman türküyü söyle hadi bakalım. Bilmiyorum da internetten bakarsanız görürsünüz. Doğru rakamasa. Efendim son söz siz tamamladınız tamam, mı? Tamam ben. Siz hocam size en son vereceğim efendim. Hocam şöyle ben dakika ettim ona. Buyurun. Hocamın dediği gibi bizim yayla evleri sadece ahşapta oluşan ahır kısmında belki mehir olunca pay kısmında o da harçsız, taşları üstüne koyarak ağır kısmı yapmışlardır hayvanların yaşadığı. Onun diğer kalanı hepsi tahta olur, en üstü hartam olur. Ne yani. Demek tahta? Tahta dediğimiz ağaçtan kesilmiş, bugünkü inşaatta kullandığımız tahtalar. Kereste yani. Şey mi, atölyeler mi çıkarırdınız oraya? Hayır, o elle kesilirdi. Bir kişi altta tezgah yaparlardı, bir kişi altta, bir kişi üstte. Hızar çekerek, hızarla yaparlardı. Benden öyle, o da biliyor da bana soruyor baksa, beni konuşturacak. Yani. Peki, moderatörlük budur zaten. Konuşmak da konuşturmak da çok zor. Galiba siz, ben bu karizma delikanlı çok önemli şeyler söyleyecek. Buyurun söz size. Teşekkür ederim. Bütün hocalarıma da teşekkür ediyorum. Engin Kara. Gerçekten yayla kültürlerimizin azaldığı için Karadeniz bölgesinde hayvancılığın da çok çok eksi durumlara düştüğünü, bugün yaylaya çıktığımızda gidip bakkallardan yoğurdu aldığımızı hatırlıyorum. Bundan ben 1975'te biz buraya geldik. 75'te, 74, 60'lı yıllarda yaylaya gittiğimiz zaman herkesin hayvanı vardı. Hocam da bunu bahsetti. Evlerin kenarında hayvan yerleri vardı. Her evin peyniri, yoğurdu, sütü, ayran denen bu fabrikanız mı? Fabrikalar mı? Her hemen hemen her evde çökelik yapılırdı. Çökelik nasıl? Çökeliği anlatın. Çökeliği şöyle. Ayranın ya da sütün diyeyim en son artık atılacak pozisyonda. Şu anda belki de atılacak pozisyondaki torbalara konup günlerce bekletildikten sonra çıktı. Yağ miktarım çok az oldu. Ve onların o şartlarda yapıldığı bir dönemlerde insanlar da çok mutluydu. Yayla kültürü de vardı ve çocuklar da sağlıklıydı. Bugünkü kadar belki hastaneye de gitmiyordu. Biz 1975'te buraya geldik. Geldikten sonra
İlk ben şeyi bir de konunun belki dışında burada Mola Fener Ortaokulu'nda spor faaliyetleri vardı. Birinci oldum koşmakta. Neden? Okulla ya, memlekette gittiğim ilkokulla köyümüzün arası 2,5 kilometreydi. Her gün sabah gidip akşam geliyorduk. Buraya geldik ortaokulda hem Gebze bölgesine hem Mola Fener'inde hiç antrenmana gitmeden birinci olduk. Neden? Zaten küçükken bu antrenmanı yapmışız. Yayla kültürümüz ve yayla evlerimizin, hocam da çok güzel bir şeye bahsetti. Biz ilk önce kendi çocuklarımıza, kendi ailelerimize aşılamalıyız. Bütün işin içine aileyi katmalıyız. Gelen misafirleri otellerde değil, bir evlerde karşılamak gerektiğini, biz ailemizde bunu yapmalıyız. Bildiğimiz gibi her eve oturuyoruz hepimiz. Ben, babam, evladım, herkesin elinde telefon. Daha önce de telefondan önce televizyon vardı. Babam Almanya emeklisi, ilk bize televizyon geldiğinde 1970 televizyon değil, radyo gelmişti. 74 harbi vardı. Bütün komşular gelmişti. Ben de o zaman çok delikanlı bir pozisyonda değildim. Öyle amcalar vardı ki radyonun arkasına geçip bakıyorlardı. Sadece o savaşı dinlemek için geldikleri halde orada çok önemli konular anlatılıyordu. Ne var, kim var da bunları bize söylüyordu. Ama şimdi günümüzde Amerika'da anında veya işte dünyanın herhangi bir yerinde görüntülü görüşmeler yapıyoruz. Bunun yanında teknoloji bu kadar ilerlerken bazı değerlerimizi biz, gelenek, göreneklerimizi bu kadar taşıyamadık. İşte ben de burada üzülüyorum. Keşke o teknolojiye biz de bu kadar uyalım. Ama gelenek, görenekler, yapılarımızı da onunla paralel taşıyabilseydik. İnşallah taşıyacağız. İnşallah. Bu toplantı zaten bunun için var. Bu çalıştay bunun için var. O geçmişimizi, değerlerimizi yeniden bugünlere taşımak için var. Herkes konuştu. Söz, son söz sizin. Derler ya, sakalım olmadığı için dinlenmiyoruz. Buyurun, hem sizi tanıyalım hem de son söz sizlerin efendim. Söylemiştim, içinde sevgi olmayan, birbirini tanımayan, uzak insanlar. Hani apartmanda 10 daire varsa, 20 daire varsa kimse kimseyi tanımaz. Gidip gelme olmayan, dostluk olmayan yer, apartman. Ama konak deyince hep birbirini seven, yardımda bulunan ve orada bir otorite. Otoritenin dediği olduğunda her gelen insana karşı kapılarını açan, içerisinde belki eğitim olan, dostluk, kardeşlik olan, misafirperver olan bir yer aklımıza geliyor, konak. Ben Gümüşhane'de 7 sene okudum, 66-73 arasında. Erzurum'dan gelirken Gümüşhane'ye girersiniz, hemen karşınıza üçgen bir konak çıkar. Gümüşhane'ye girerken hiçbir apartman görmezsiniz. Sağa sola bakmazsınız ama ilk yüzde şey o konaktır. Ve insana seveceğim de bakar. Mesela ben o konağı her gördüğümde içimde bir his, bir sevgi olurdu Gümüşhane'ye karşı. Ama orada bir 10 katlı apartman olsa o sevgi olmazdı. Biz inşallah o apartmanları, o konakları... Baba Konağı köyü değil mi? Evet. Niye Baba Konağı demişler? Bunu da şöyle söyleyeyim. Bizim köyümüzün eski adı Tılısbık. İsimler değiştirildiğinde hangi isim verelim diye düşünmüş yetkililer tarafından. Köyümüz Kelki'de 7 kilometre bir mesafede. Kelki'de bizim pazarı vardı. Her pazar, hafta bir pazar, cumartesi günleri pazar yapılırdı. Kelki'nin uzak köyleri. İşte Şanbaşı var daha ileride. Çamur köyleri var. Onlar her pazar gelirler. Malını satarlar, alacağı malı tekrar dönerler kendi köylerine. Ama gelirken Cuma günü gelirler. Cumartesi günü gelseler kavuşamazlar. Cuma günü gelirlerken, pazara gelirken köyümüze uğrarlar. Ben bunu gördüm, çok gördüm. Köyümüzde 15 tane böyle zengin, hatırı sayılır, misafir insanlar vardı. Odaları vardı, konakları vardı. Gelirler Cuma günü. Hayvanıyla, ahırı şeyiyle kendisi evde konakta kalır. Konakta kalırlar, yerleri içerler. Cumartesi sabahleyin kekide giderler. Dönüşte tekrar uğrar, köyüne gider. Her hafta bu yapılırdı. Para alırlar mıydı? Tabii. Hayır, asla. Para değil. Dostluk olurdu, kankalık olurdu şimdiki tabirle. Birbirini severlerdi, köyler arasındaki saygı, sevgi artardı. Ama şu anda bu kol olmayınca, bunlar kalktı şimdi. Dolayısıyla artık kavgaları başladı. Birbirini insanlar sevmiyorlar. Kinleşme maalesef çoğaldı şimdi. O konuklar çoğalırsa, yapılırsa tekrar sanıyorum ki eski dostluk meydana gelir.
Son hocam, 4 dakikamız var. Evet. 1 dakika. Şimdi şeye söz vereceğim. Buyurun. Naci hocamdan esinlendim. Oradan geldi konak ismi. Naci hocamdan esinlendim. Ben de edebiyat branşım. Dolayısıyla kelimenin etimolojik kısmına dokunmasak olmayacak dedim. Şimdi konak kelimesinin kökü komaktan geliyor. Eski Türkçe bir kelime. Konmak. Komak. Evet. Komak. Sonra konmak. Sonra da konmaktan konuşmak, konak, konut gibi kelimeler türetilmiş. Peki ne demek konak? Yani konduğunuz yer, hani kuşlar bir yere kondu dersiniz ya. Veya insanların konduğu yer anlamına geliyor. Konduğunuz yerde bir birlik oluşuyor ve konuşma başlıyor. Konmadığınız yerde konuşma olmuyor. Hocamın söylediği anlamda apartman konmanın ötesinde bir şey. Dolayısıyla konuşmayı azaltan bir şey. Oysa konaklar o hayatla beraber konuşmayı da beraberinde getiren bir şey. Konuşabildiğiniz insanın gözlerine bakarsınız. Gözlerinize baktığınızda Şemsettin Hocam'ın söylediği gibi gönül devreye girer. Çünkü o gözün arka perdesinde gönül vardır. O zaman son olarak da Şeyh Galip'in şu beytiyle olayı bitirelim. Çünkü bu da bir bilinç oluşturmaktan hocam bahsetti. Bu çok önemli. Şeyh Galip işin özünde şöyle söylüyor. Diyor ki, hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen, merdûm-i dide-i ekvan olan Âdemsin sen. Hoşça bak zatına, kendine iyi bak, çünkü sen yaratılmışların özüsün. Yine yani merdûm-i dide-i ekvan olan Âdemsin sen, bütün kevni yaratılmış mahlukat içerisinde ve alem içerisinde sen öz olan bir insansın, değerli bir varlıksın diyor. Bununla da bitirmiş olayım. Çünkü insan kendine hoşça baktığında konduğu yeri, konuştuğu yeri ve beraberinde yaşadığı yeri daha anlamlı kılacaktır diye ifade etmek efendim, istiyorum. Efendim son 2 dakikamız kaldı. Zamana riayet etmek gerekiyor. Güzel bir anlamlı çalıştay oldu. Çok güzel konular gündeme geldi. Ve konak, konmak, ev, misafir ve kaybettiğimiz değerler özetle onu yeniden nasıl kazanabiliriz? Ve bu yeniden kazanmak için İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Gümüşhaneliler Federasyonumuz çok güzel örnek bir çalışma başlattı. Diğer federasyonlar, diğer sivil toplum örgütleri de aynı çalışmaları ben başlatacaklarına inanıyorum. Efendim kapatmayı siz yapın. Hocam buyurun, söz sizin. Evet, Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Niye bu proje, niye Gümüşhane Konakları seçildi noktasında? Şimdi Gümüşhane Konakları aslında şehirli olma bir kültürdür, medeniyettir. Kentli olma bir kültür, bir medeniyettir. Tabii kentli olmanın dini yönü vardır, sosyal yönü vardır, mimari yönü vardır, sanat yönü vardır. Ekonomik yönü vardır. Yakup Hocam, Ertuğrul Hocam, arkadaşlar ayrı ayrı değindiler. Konaklar, İsmail abinin de başta değindiği gibi bizim bu projedeki asıl amacımız bir kere dikey yapılaşma değil de yatay yapılaşmaya dikkat çekmek. Bu son derece önemli. Bu işin dini yönü var. Şimdi baktığınız zaman aslında öncelikle ekonomik yönünden alalım. Başkanım, konaklar bir güç, bir güç. Yani siz eğer ki bu kentli olmada, medeni olmada güçlüyseniz, oturduğunuz evde, kullandığınız araba da buna göre uyum sağlıyor. Şimdi devletin gücü bu manada bir simge, simge. Her konak aynı zamanda köydeki ağa deriz. Hocamlar bahsettiler, köyde ağanın mutlaka konağı vardır. İnsan gelir, onun evinde kalır. Onun adı ağadır, her yerde. En ufak bir para almaz. Ağalar yedirir, içirir, hayvanıyla birlikte misafir eder, gönderir. Bu ekonomik güçle alakalı. Dini yönüyle ilgili olarak aldığımız zaman, tabii ki Türkler İslam'a geçtikten sonra referanslarını İslam'dan almaya başladılar. Bu aile hayatından yapı hayatına kadar insanları etkiledi. Konaklara baktığınız zaman, konaklarda girdiğiniz zaman haremlik, selamlık diye bir sıkıntı yok. Şu anda ben evime akrabam gelse misafir edemiyoruz. Niye? Çok sıcak.
hanımlar rahat etmesi lazım. Edemiyor. Yani isteseniz de mecbur kalıyorsunuz bazen otelde misafirlerinizi ağırlamaya. Çünkü fiziki imkanlarınız bunun için yeterli değil. Hanımlar rahat edemiyor, çocuklar rahat edemiyor. Konaklar, konağa gelen misafir olan hayvanının yeri mevcuttur, vardır. Hayvanına bakılır. Hanımların yeri ayrıdır. Çocukların yeri ayrıdır. Hepsi çıkarırlar. Çocuklar birbirleriyle kaynaşır. Bu kaynaşmanın sonucunda iyi aile yapıları ve dostluklar kurulur. Yani şu anda arkadaşlık çok ama dost artık yok. Kurulamadı. Çünkü altyapısı şu anda mevcut durumda hazır değil. Bunların kültürlü alakası vardır. Bu bir güçtür. Medeniyetler arası konaklar bir güçtür. Sağlıkla alakası vardır. Zaman dolduğundan dolayı uzatmak istemiyorum. Sağlıkla alakası vardır. Şimdi şu anda hemen hemen her evde mutlaka bir antidepresan, şeker hastası veya kanser hastası var. Olmayan evimiz yok. Ama bizim çocukluğumuzda, köylerimizin mevcut durumunda dahi yapılaşma çok iyi olmamasına rağmen bu hastalıkların hiçbirisinin adı okunmazdı, yoktu. Niye? Hanım çıkıyordu, ayağı toprağa basıyordu. Yatay yapılaşmadan maksadımız bu. Ayağı toprağa basacak. Çocuk çıkıyordu, toprakla haşır neşirdi. Konaklar buna göre, holler buna göre ayarlanmış. İşte evin beyi çıkıyordu, toprakla haşır neşir ve hastalıklar gerçekten köylerde, bu hayatı yaşayanlarda, yatay yapılaşmada kesinlikle hastalıklar çok azdır. Yok denecek kadar azdır. Konakların buradaki sağlık açısından da önemi çok fazla. Bunun için Gümüşhane konaklarının konağı açılabilir. Arkadaşlar yeterli şeyleri söylediler. Ben de sadece şunlarla kapatmak istiyorum. Konaklar sanat açısından, mimari açısından, sosyal açısından. Mesela bizim kültürümüze güvercinlik diye inşaat mühendisi var aramızda. Güvercinlik. Hayvana dahi saygı var. Güvercinlere konağında onu bile düşünmüş. Güvercine yer ayırmış. Burası güvercinlik. Kediye yer ayırmış. Burası kedinin yeri. Konaklar her yönüyle sosyal açıdan sonuçta İslam'a eğitimin vermiş olduğu bir terbiyenin sonucunda konaklarda baktığınız zaman bir de bunun eğitim yönü vardır. Eğitimcilerimiz aramızda siz konağa girdiğiniz zaman ki biz bunun kısmi şeyini köy konaklarında gördük. Büyükler konuştukları zaman asla küçükler söze karışmaz. Köy büyükleri konuşurlar, onlara söz verilirse, hatta söz verildiği zaman dahi konuşmaktan haya ederlerdi büyüklerin yanında. Eğitim yönü de var. Bunu çocuklar göre göre alırlardı. Dolayısıyla büyüğe saygı, küçüğe sevgi, toplumun kendiliğinden doğal olarak oluşarak geldiği bir kurumdu. Konaklar bu manada da çok önemli bir görev yürütüyorlar. Diğer diyorum. Sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bitti zamanımız ama eğer size iki kişiye söz vermezsem suçlu hissederim kendimi. İzninizle iki kişi çünkü biz konuştuk gidilmesin. İki arkadaş öyle ikişer dakikalık bir söz alalım. Durmuş Bayrak, ben de Özkürtlüyüm. Özünden belli Özkürtlü oldum. O yüzden tabii ben de arkadaşlarımı, hocalarımı, burada büyüklerimizle konuştuğuna katılıyorum. Yani Gümüşhane evlerinin olması, tarihe dönmemiz çok iyi olacak. Ben sevgili başkanıma teşekkür ederim bu projeyi başlattığından dolayı. Biz de yanında yer alacağız, yanındayız. Teşekkür ediyorum. Adem Kara, Çayvar Gümüşhane Dernek Başkanıyım. Ben bir talep için açıkçası söz aldım. Talebim de şu, dernek başkanlarını federasyon adı altında eğitim verilirse çok iyi olur diye düşünüyorum. Önce konaktan, gelenekten, görenekten. Hepsini öğrenelim. Ben çok güzel bir çalıştay olduğuna inanıyorum. İnşallah bunlar deşifre edilir, bir rapor haline getirilir, ilgili ve yetkililere ulaştırılır. Gümüşhane'de başlatılan bu çalışmanın 81 ilimizde de devam edeceğine ümit ediyor. Ben hem Gümüşhaneliler Federasyonu Başkanımız hem de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne bu projeye destek oldukları için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.